Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün aslında bir konum var ama konuya girmeden önce herkesin aynı anda podcast'ı dinleyesi gelmiş. Dünden beri dinleyenler değişik değişik sorular ve mesajlar gönderiyorlar. Çoğunluğu tabii tanıdık insanlar. Onlara birazcık buradan cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Biri demiş ki, ben yolda işe giderken dinliyorum. Birazcık daha kısa yapabilir misin? Yani kısa derken 20 dakika civarında tutmamı istiyor. Çünkü yol o kadar sürüyormuş. Bir gidişte bir dönüşte dinlerse çok iyi olurmuş. Hayır, yapamam. Çünkü ben bir süre falan tutmuyorum. Ben olduğu kadar yapıyorum. 12 dakika olur, 82 dakika olur. Yani onu sen ayarlayacaksın. Yani 30 dakikadır. 20'sini giderken dinleyeceksin. 10'unu dönerken dinleyeceksin. Sonra 10 dakika kendi kendine konuşabilirsin mesela. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Ya da başka bir şey dinle. Enteresan bir şekilde bir başkası da diyor ki, daha uzun yapabilir misin? Uzun yürüyüşümde kullanıyorum. Hatta böyle günlük adım şeylerini falan göndermiş bana. Şöyle 55-60 dakika olursa tam günlük hedefimi tutturuyorum. Yapabilir misin canım? Hayır canım, yapamam. Çünkü az önceki cevabı copy paste yapabilirsin. Çünkü yani ben evet dakikalara bakmıyorum. Sen de birkaç taneyi birleştirip dinleyebilirsin. Onu da ben söylemeyeyim burada yani. En güldüğüm soru şu oldu. Ketçap bölümündeki Gülben ben miyim? Yani, okey, tamam, bu soru gelebilir. Hani benzer bir yaşanmışlık söz konusu olabilir ama soruyu soran kişinin erkek olması beni inanılmaz güldürdü burada. Hayır, o ketçaptaki Gülben sen değilsin. Çünkü sen zaten yani erkek olmanı bir yana bırakıyorum, Gülben Ergen'e hiç benzemiyorsun. Ama sen bir aynaya bir tekrar bak diye düşünüyorum. Bir tanesi de şey demiş. Rasocuğum, baştan sonra dinledim, çok beğendim, çok güzel, işte seninle görüşmüşüz, yanımdaymışsın gibi oldum, yani görüşmüş gibi olduk, o zaman karantina bitince buluşmamıza gerek yok. Ben seninle bir buluşma planı yaptığımı hatırlamıyorum. Yani ayrıca buluşmamıza gerek yoksa ben bunu bir kenara yazarım, zaten yazılı olarak elimde duruyor. Neyse, bir arkadaşım da demiş ki, kitapla ilgili bölüm işte şöyleydi böyleydi bilmem ne diye yazmış ama demiş ki, senin kitaptan aldığın notlar beni ilgilendirmiyor. Kitap beni ilgilendirmiyor. Sen baştan sona anlatsan gibi bir şey yazmış. Diyorsun ki yani kitap okumuyorum, eksikliğini de hissetmiyorum. Ne yapayım ya? Ben kitabı okudum, notlarını paylaştım. Yani kendi kafamdan mesela kitabı ben yazmışım gibi mi anlatsam, şöyle düşünüyorum böyle düşünüyorum falan diye. Bir tane minnoş mesaj, seni çok özlemiştim, dinleyince onu fark ettim. Ya minnoş dedim mesajı ama yani böyle, yani podcast olmasa fark etmeyecek misin? Ayrıca podcast işte yeni bölüm ne zaman, her gün yayınla falan gibi de böyle bir sürü şey yazmış. Yani bence podcast yayınlamamı beklemeyebilirsin. Yani daha fazla da ipucu vermeyeyim. Bu yaşta bu zekaya gelir. Neyse. Komik oldu. Herkesin aynı anda bir şeyler yazası gelmiş artık. Kolektif bilinç herhalde böyle bir şey. Bu arada çok komik. Ben yani sosyal medya kullanmıyorum ama sadece LinkedIn hesabım var. Böyle oradaki bazı hani eğitimlerde konu olabilecek falan bir iki bölümü orada paylaştım. Ve oradan ya çok tatlı bir mesaj geldi. Hani böyle beğenmiş, övmüş falan filan ama altına şey yazmış. Rasen Hanım, podcast'teki ses sizin sesiniz mi? Ya ben yani bu soru ciddi mi değil mi, ama mesaj ciddi, gönderen kişi de yani her şeyiyle, title'ıyla falan bildiğim, uzaktan da tanıdığım bir insan. Ne desem, benim sesim mi? Hayır, ben bunların tekstlerini yazıp komşuya veriyorum. Komşu teyze okuyor. Benim sesim tabii. Yani hani bilmiyorum, acaba ben mi bir şey kaçırıyorum, böyle teknolojik bir şey var da
Mesela teksti veriyorsun, birazcık üslup müslup şey veriyorsun, o sana podcast yapıyor. Belki de benim kaçırdığım bir teknoloji var ortada. Neyse tamam, bunları da buradan gerekli cevapları vermiş oldum. Ne güzel ya, insanın böyle bir şahsi radyo kanalı gibi olması. Her şeyi burada, yani şu an medyada bir şey çıksa pat diye çıkıp yalanlarım. Neyse. Ben bu aralar böyle zaman buldukça bir şeyleri karıştırıyorum, ediyorum. Mart ortasındaydı. Artık dedim, böyle tam uçağa bindim. Daha böyle karantinalar, işte kapanmalar, resmi yasaklar falan yok. Benim dedim, böyle elimde de bir sürü iş var. Benim kapanmam lazım. Bir süre çıkmamam lazım. Bunlar bitecek ve onları yapmam için bayağı bir kaynak çalışmam, işte bir şeyler çıkarmam lazım falan. Yani deyim yerindeyse böyle kahve içmeye bile kimseyle buluşmamam lazım. Kendime öyle bir zaman ayırmam lazım dedim ve zaten ya süreçler öyle çılgınca gelişti ki ben bunu söyleyip yazmış olmaktan bile ya ben öyle dedim diye olmuş olamaz mı? Yok canım, olamaz. Niye bana kalsın ki bu bütün dünyanın şeyi gibi bir şey oldu. Neyse, ondan sonra tabii ki hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Ben Mart ortası gibi kendi kişisel karantinama çekilip Mayıs başı ortası gibi de bu söylediğim bazı şeyleri hayata geçirmek gibi bir şeyler planlıyordum. Tabii ki böyle olmayınca bir yandan böyle ilk anda üf ya ne güzel de ayarlamıştım gibi bir şey yükselse de Aşağıda böyle bir ses şey dedi bana, hadi hadi işine geldi, seviniyorsun değil mi? Yani aslında yazı da biraz hafif geçirmek istiyordun, şöyle bahçede takılmak istiyordun gibi beni birazcık sıkıştırdı. Ama haklı da olduğunu fark ediyorum. Yani ne enteresan, bir şey yapmayı çok istiyorum. Bir sürü şeyi hazırladım, bağlantıları kurdum falan. Ama yapmayacağım diye de garip tuhaf böyle ders boş, hoca gelmeyecek, sınav iptal gibi bir şey yani. Gerçi ben öyle dönemlerde de yani sınavın iptal olması okeydi ama yani özellikle de çalışmışsam üf bir daha ne gerek var tekrar çalışacağım, yapsaydık gitseydi diye arada kalırdım. Demek ki bu geçmiyor aradan yıllar geçse de. Tek şöyle bir tarafı var. Bu sefer bu iptal ve ertelemenin sorumlusu ben değilim ya. O taraftan içim çok rahat. Yani komplo teorileri de olsa, yani işte bu bir biyolojik savaş, işte şöyledir böyledir ya da çok masumane bir şekilde Çin'deki bir hayvan pazarından çıksa da bu virüs, bilemiyorum. İkisinde de benim parmağım olmadığı için içim çok rahat. Yani sorumlu ben değilim, benim suçum değil. Kendime yüklenip dönüp analiz edecek bir tarafım yok. O yüzden evet, rahatım. Neydi, ne diyordum? Çokça tabii ki ertelediğim ve şu an yapabileceğim şeylere zaman ayırıyorum ve çokça şeyin üzerinden geçtim, sıra geldi geçen gün bir tane kenarda bekleyen, tasarımının yarısı yapılmış yarısı havada kalmış bir blog sayfam var. Çok uzun zaman yıllardır yazıyorum zaten ama nedense bu sene böyle bir ona bir durma hali geldi. Yazmaya bir yandan devam ediyorum ama yayınlamıyorum, paylaşmıyorum ya da bazı kişilerle paylaşıyorum bazı konularda. Neyse, bu tasarım masarım işine de girdiğim için bütün yazıları, eski şeyleri gözden geçirme ihtiyacı duydum. Çünkü bazı yerlerde tasarım fark ediyor. Yani işte ayarlamak, görüntüsünü bilmem nesini falan tek tek elden geçirmek gerekiyor. Ve orada muhtemelen yani kendimi bir şeylerle, kendi halimle belki, kendi eski hallerimle ya da bir zaman çizelgesiyle çok karşılaştırdığım bir dönemde yazdığım bir yazıyı gördüm. Aynı zamanda oraya koyduğum fotoğrafları falan da gözden geçirdim. Fotoğrafta bahçemdeki hurma ağacında böyle yan yana aynı daldan çıkmış iki tane hurma var. Bir tanesi böyle sapsarı, alıp böyle ısırsan gayet yenir. Bir tanesi de yemyeşil. Ve ben altına ufacık bir çok sevdiğim hikayeyi yazmışım. Onu şimdi paylaşacağım. Hikayede diyor ki, fil hamileliğinin 18. ayındayken bir köpek yaklaşır ve hamile olduğuna emin misin?
Aynı zamanda hamile kaldık ve ben 3 kere düzinelerce yavru doğurdum. Neredeyse hepsi yetişkin köpek olacaklar ama sen hala hamilesin diye sorar. Fil de durur ve sakince cevap verir. Anlamanı istediğim bir şey var ki ben köpek yavrusu değil fil yavrusu taşıyorum. 2 yılda sadece bir yavru doğuruyorum. Ve benim yavrum dünyaya geldiğinde yeryüzü onu hisseder. Sokakta karşıdan karşıya geçerken insanlar durur ve hayranlıkla izler. Benim taşıdığım yavru muazzam ve muhteşem bir şey. Evet, hikaye bu. Peki buradan çıkaracağımız ders ne? Ben fil yavrusumu doğuracağım diye de kendime kimsenin görmeyeceği bir arka planda not tutmuşum. Ben fil yavrusumu doğuracağım. Yani belki de düzinelerce köpekten iyi olabilir ama neyse. Bunu ben neden çok seviyorum? Yani herkes dışarıdan hamile görünebilir. Hatta bazıları hamile de görünmeyebilir. Yani belli olmaz. Ama yani hamile kaldığımız şeyler farklı. O yüzden yani burada zavallı fil şöyle bir kenara girip depresyona girse dese ki Allah'ın köpeğine bak ya. 32 tane doğurdu, ben daha bir tane çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi? Yani nasıl? Ya bu arada köpek tarafından da baksak benim burada daha çok dikkatimi çeken şey filin loser duruma düşürülmesi ya da depresif tarafa çekilmesi falan değil. Yani o köpeğin hadsizliği, yani sen kim köpek? Bu arada köpek tamamen hayvan anlamında, kendi hayvan adı anlamında. Gelmişsin şey diye soruyorsun. Benimki bu kadar oldu da seninki şu kadar falan filan diye. Ya en sevmediğim profil herhalde. Gerçekten tam böyle sınıfta en önde oturup ders bitmek üzereyken hocam ama ödev vardı falan diyen profil. Ve bu profil her yerde var. Her yerde yer. Yani neyse. Peki ben o fotoğraflardan da bahsettim. İşte o hurmaları görünce aklıma ister istemez bu geldi. Yani aynı ağaç, aynı toprak, aynı güneş, aynı su. Biri sarı, böyle hatta tupturuncuya kayan bir sarı. Neredeyse böyle o kadar olgunlaşmış ki yere düşecek. Hemen yanındaki arkadaşı, kardeşi neyse de sert ve yemyeşil yani. Böyle yine yan yana duruyorlar. Kimse kimseye bak ben sarardım, sen böyle geride kaldın. Şunu yapmadın, checklist vardı, şu olacaktı, bu olacaktı. Bak hepsine ben tik 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 koydum. Sen hiçbirini koyamadın diye bir şey. Bu yani gerçekten, gerçi hurmalar deyince direkt böyle arkadaş grubunda bıldırki hurmalar falan diye esprilere konu olur ama bu sefer güldürmedi, bu sefer filozof hurmalar gibi geldi bana. Yani ne erken geldim falan, herkes arkada kaldı gibi bir böyle bir kibir. Ne de bir geç kaldım paniği, telaşı. Aa, arkada kaldım, artık çok geç, her şey yapılmış, herkes yapmış, ben yapamadım. O yüzden hurmaları yeme anlamında sevmesem de bu duruşlarını takdir ediyorum. Yani fil kadar özgüvenli ve işte ben yavruyu getirdiğim zaman dünya yerinden oynar bakışıyla bakamasam da en azından hurmayı örnek alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten her ne kadar kabul etmesek de ne geç kalan var ne de erken giden, her şey yerinde, zamanında. Of, çok böyle teyzeler gibi konuşmaya başladım. Adamın sorusunu da doğru çıkaracağım. Bu benim sesim mi? Hayır, komşu teyzenin sesi. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. Bakmam gerekiyor mu acaba? Yok. Yani yayından atar gibi durduracağım yayını. Neyse. Bugün de böyle. Neymiş sonuç? Ya gidip fil yavrusu doğuracaksın ya da edebinle böyle hurmalar gibi hiçbirine bakmadan, komplekslere girmeden ağaçta duracaksın. Benim anladığım şey bu. Kimse kimsenin ağacına, yavrusuna bakmasın. Kimse kimseyi kötü hissettirmeye çalışmasın. Bak ben böyle yaptım, şöyle oldu demesin. Lütfen yahu. Yani yoksa benim de söyleyeceğim şeyler var yani. Şu an kimseyi üzmek ve rencide etmek istemiyorum.
Bu da böyle bir Bıldırki Hurmalar yayını olsun. Onun da evet yeri ayrı. Bugün filozofluğundan bahsettim hurmaların ama o söz de çok önemli. Herkes dün yediği hurmaları düşünsün. Yoksa yani neyse devamını getirmek istemiyorum. Çünkü Rütük olmasa bile yani buranın bir kalitesi var. Diyerek bu muhtemelen minik olan bölümün sonuna geliyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.